Merhabalar. Önceki videomuzda anayasa nedir, nasıl yapılır sorularına cevap aramaya çalışmıştık. Şimdi ise tek tek maddeleri inceleyelim. Önce birinci madde. Bu birinci maddede, yani anayasa referandumuna değiştirilmek istenen birinci madde, şu andaki mevcut anayasanın 9. maddesini ele alıyor. Ve bu 9. maddede yargı yetkisini düzenliyor. Peki ne diyor? Yargı yetkisi Türk milleti adına bağımsız mahkemeler tarafından kullanılır ifadesiyle birlikte tarafsız ifadesi de ekleniyor. Ama burada pek çok soru da devreye giriyor. Bugünlerin en tartışmalı konularından bir tanesi yargı bağımsızlığı ve elbette yargı tarafsızlığı. Bu düzenlemenin adliyede nasıl karşılık bulacağı sorusu da akıllarda kalmış durumda. Mesela gazetecilerin terörist olarak algılanması ve cezaevlerine gönderilmeleri var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yöneltilen tüm eleştirilerin hakaret olarak algılanması ve yargıya taşınması var. Sadece bu da değil, siyasi parti temsilcileri yaptıkları basın açıklamaları ve söyledikleri sözler nedeniyle bugün cezaevinde. Öyleyse bu tarafsızlık kendine nasıl yer bulacak? Şimdi yargının tarafsızlığı ekleniyor ama bu ama çok önemli. İlerleyen maddelerde de anlatacağımız bir bölüm var, bir madde var. Çok önemli bir madde. Çünkü yüksek mahkeme üyelerini ve yargının yönetici organları Cumhurbaşkanı tarafından atanacak. Şimdilik hoşçakalın.